diziler kodlama içerisinde birden fazla veriyi tutan ve çeşitli metotlarla bu verilere erişmemizi sağlayan veri kümeleri olarak tanımlanabilir. Kodlama içerisinde çok aşamalı çalışmalarda dizi kullanmak işlemleri kolaylaştırır. Script panelinde birinci karenin onSelfEvent metodu içerisine geçelim ve dizi kullanımlarına dair örnekler yapalım. Diziyi bir değişken isminde tutarız. Örnek olarak dizi isminde bir değişken oluşturalım. Bu değişkene newArray komutunu atayalım. Bu komut artık bu değişkenin bir veri kümesi olduğunu belirtmektedir. Dizinin elemanlarını bu komut içerisine yazabiliriz. Örnek olarak çeşitli sayılar yazalım. Her elemandan sonra virgül konularak istenilen sayıda eleman diziye aktarılabilir. Elemanlara toplu olarak ulaşmak için dizi ismini kullanmak yeterlidir. Bunun için debug panelini kendiliğinden çalıştıran trace komutunu kullanalım. Trace içine dizi yazalım. Animasyonu çalıştırdığımızda debug paneli kendiliğinden açılır ve trace içindeki değerleri ekran içine yazar. Trace komutu yalnız yazılım esnasında yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Animasyon export edildiğinde trace komutlarının bir önemi yoktur. SwitchMax içerisinde dizi kullanırken dizi içerisine aktarılan elemanlarda tür zorunluluğu bulunmaz. Dizi içerisindeki bazı elemanları metin türünde, bazılarını doğru yanlış türünde yazalım. Animasyonu tekrar çalıştırdığımızda tüm türlerdeki elemanların sıkıntısız olarak ekrana aktarıldığını görebiliriz. Dizi içine elemanlar aktarıldığında her eleman bir indeks numarası alır. İlk elemanın numarası 0'dır. Örnek olarak ikinci nesnemize erişmek için dizi köşeli parantezler içine 1 yazalım. Animasyonu tekrar çalıştıralım. Yalnız numarasını verdiğimiz eleman debug panelinde yazılacaktır. Diziye indeks numaralarını yazarak da eleman aktarılabilir. Örneğin aktaracağımız metin uzunsa ya da virgüller ile takibi zorsa bu yöntemi tercih edebilirsiniz. newArray içine bir şey yazmadan diziyi oluşturalım. Alt satıra dizi köşeli parantezler içine 0 eşittir dedikten sonra ilk elemanımızı aktaralım. Diğer elemanlarını da sırasıyla bu yöntem ile aktaralım. Trace ile dizinin sonucunu alalım. Sonuç ilk yazdığımız dizi tanımlamasındaki gibi olacaktır. Yalnız yazım şekli değişiktir. Dizinin bir elemanını değiştirmek için numarasıyla atama yapmak yeterlidir. Örnek olarak dizinin 3. elemanını değiştirelim. Dizi elemanlarını atanmasından sonra dizi köşeli parantezler içine 2 eşittir deyip yeni değerini aktaralım. Bu şekilde animasyonun çeşitli aşamalarında kullanıcıdan alınan verilere göre dizilerde değişiklikler yapabiliriz. Dizinin eleman sayısını bulmak için length komutu kullanılır. Trace içine dizi.length yazalım ve sonucu test edelim. Dizinin eleman sayısını kullanarak eleman sayısı kadar rastgele sayı üretmek mümkündür. Dizi içerisinden rastgele eleman bulmak için ras ismine bir değişken oluşturalım. Math.random komutunu uygulayalım. Math.random sayı aralığını dizinin eleman sayısına göre ayarlamamız gerekmektedir. Dizinin eleman numaraları 0'dan başlar ve son eleman numarasının 1 eksiğine kadar devam eder. O nedenle math.random komutunu dizi.length ile çarpalım. Math.random rasyonel sayı üretecektir. Bu nedenle değeri math.floor içine alalım. Floor bir alt yuvarlama yapar. Bu nedenle üretilecek sayı hiçbir zaman dizi eleman sayısını geçmeyecektir.
Örneğin 10 elemanlı dizide 0 ile 9 arasında sayılar üretilecektir. Trace içerisine dizi köşeli parantezler içinde RAS yazalım. Animasyonu çalıştıralım. Her çalıştırdığımızda debug ekranında dizinin rastgele bir elemanı yazılacaktır.